Ram Yayınları Yolun Başındayken programını sunar. İyi pazarlar. Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Tercih telaşı başladı. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz bildiğiniz gibi. Bugün tercihi sağlıktan yana olanlar bizi izlemeyi kaçırmasınlar. Çünkü tıp eğitimini konuşacağız. Çocukluk hayalidir çoğu genç arkadaşımın. O böyle beyaz önlüğü giymek ister. Aslında sağlığın herhangi bir alanında çalışmak için çocukluktan bu yana hayalini kuran arkadaşlar var. Kimisi de iş garantili olsun diyor. Şimdi tabii sonuçlarımız da elimizde olduğuna göre araştırmalarımızı hızlandırmaya başladık. Programın ikinci bölümünde bu arada eğitim uzmanı, eğitim danışmanı Nur Erdem Özeren bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla sınav sonuç kağıdına dair, tercih dönemine dair, teknik olarak, matematik olarak merak ettikleriniz varsa bize yazmaya başlayın. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla biz de onları yanıtlamaya gayret edelim. Bugün programın ilk bölümünde tıp eğitimini konuşacağız dedik. Eczacılık eğitimini konuşacağız. Acaba mezun ol eczane aç devri bittiğine göre, azaldığına göre şimdi ne yapıyor eczacılar? Yani hangi konumda, nerelerde, nasıl istihdam olacaklar? Bunu soracağız. Diş hekimliğini konuşacağız. Farkındaysanız bu sağlık alanlarının hepsinde baraj sırası var. Bakalım neydi barajlar? Tıpta arkadaşlar ilk 50 bin içinde olmalı. Diş hekimliğinde 80 bin, eczacılıkta 100 bin. Bugün bunları konuşacağız. Geçen gün programda şunu vurgulamıştım. Bazen diyorsunuz ki ya bunlar olmuyor ama acaba vakıf üniversitelerinde 50 binin içine girmedim ama ya da diş hekimliği seçeceğim. 80 binin içinde değilim ama seçebilir miyim bir vakıf üniversitesine? Hayır tabii ki arkadaşlar. Bu alanlarda baraj var. Devlet vakıf gözetmeksizin baraj var, uygulanıyor. Bilginiz olsun ve buyurunuz efendim yolun başındayken başlıyor. Üniversite mi tercih etmeliyim, bölüm mü tercih etmeliyim? Bana göre bölüm tercih etmelisin. Söyleyeceğiz matematiği, matematik hayatın içinde. Blockchain bizim işimiz. Bizim işimiz. Niye bizim işimiz? Çünkü biliyorsunuz aslında blockchain'in çıkışı siyaset bilimiyle çıktı. Roller coaster'a binen bir çocuğun orada hangi fizikler olduğunu bilmesi gerektiğini. Ya en kötü ihtimal yere düşen bir tebeşir alırken gayri ihtiyari bir ayağımızı neden geri doğru attığımızı, dengeyi sağlamak için yaptığımızı bunu. Gibi. Ben hiçbirini bilmiyorum. Demek ki hayatta fizikçi falan olmuyor. Yani. Bunu anlar ama değil mi? İçinde fizik kesinlikle aşkı olanlar anlar, şu söylediklerinizi anlar. Bizler biraz işte 60-70'lerin nesilleri belli bir hızlı devinim gördük dünyada. Beni de koymadınız değil mi hocam bizler derken onun için? Nasıl? Beni de koymadınız hayır, değil mi bizler? Hayır bizler tamamen masanın bu tarafını kastettim. Ben son anda karar verdim oyunculuk sınavına girmeye. Gidemedim de kursa falan. Hani herkes gidip bir kurslarda eğitim alıyormuş. Yine de şansımı deneyeyim geleyim. Siz her anlar zaman mısınız benim yeteneğimi? Evet. Her zaman şansını denemek lazım o bağlamda. Çünkü kurslar dışında da insanın kendi özel potansiyelini kullanarak yaptığı birçok çalışma var. Hangi alanı seçiyorsa seçsin, kendisinin bu şekilde büyük veriyle hareket edebilecek bir yetkinliği kazanması konusunda kendisine destek olsun. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyhan Alkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi kampüste işler birazcık böyle yoğunlaştı mı? Ziyaretler başladı mı? Tabii, nedir durum? Tabii yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Gerçekten bu sene biliyorsunuz çok güzel bir alana taşıdık kampüsümüzü. Sütlüce sahilindeyiz. Hakikaten çok güzel bir coğrafyadayız. Haliç'teyiz. Sütlüce sahilindeyiz. Ve bütün fakültelerimizi, bütün birimlerimizi orada topladık. Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip, laboratuvar imkanlarının çok geliştiği ve sosyal olarak da, kültürel olarak da öğrencilerimizle çok güzel zaman geçirebildiğimiz bir alandayız bu yıl. O yüzden çok da rağbet görüyoruz. Gelenlerin geri bildirimleri de bizi çok mutlu ediyor. Hakikaten hedefine ulaşmış bir şey gibi, adım gibi gözüküyor şu an. Şimdi direkt kampüsü anlatmaya başladınız girerken. Arkadaşlar için de önemli bir kriter olabiliyor değil mi? Yerleşke. Çünkü yani orada siz içeri girdiğiniz zaman bir atmosfer oluyor. Sadece kendi fakülteniz ve dersleriniz değil. Yani bir etkileşim alanı aslında kampüsler. Dolayısıyla da siz de doğrudan kampüsü anlatarak başladınız. Evet, çünkü aslında kampüsümüzün
Dizaynında da bir maksadımız var. Sadece güzel bir alanda olması değil, bütün fakültelerin bir araya gelmesi bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bir taraftan da uygulamanın, eğitimin en önemli unsuru olan laboratuvarlarda çok gelişmiş, çok hakikaten teknolojik olarak hem alan genişliği açısından hem de içerik açısından çok gelişmiş koşulları orada oluşturabildik. Hı. Ki eğitimin olmazsa olmazı laboratuvar eğitimi, uygulamalı eğitimler ve bütün öğrencilerimiz orada. Biz aslında sağlık teknoloji derken kurguda da böyle bir düşünceyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Yani artık sağlıkla teknolojik gelişimlerin ki tematik bir üniversite olarak çok iç içe olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hatta gelecek... öyle bir dönemde de kurulduğunuz, hani sağlık ve teknoloji üniversitesi olarak kurulduğunuzda dünya pandemiyi yaşamaya başlamıştı. Evet, evet. Covid-19 pandemisinde biz bir taraftan üniversitenin akademik kadrosunu dizayn etmekle meşguldük. Hakikaten o da çok belki tarihe konu olacak bir hikaye ve anı. Ve teknolojinin sağlıkta ne kadar önemli olduğunu da orada gördük, bizzat hepimiz yaşamış olduk gerçekten. Tıbbın bütün imkanlarının insanlık yararına kullanıldığı bir dönem, bilinmezlerin olduğu, herkesin ne yapacağını bilmediği bir dönemde biz bir sağlık üniversitesi kurduk ve bunu da işte yine tedavide olmazsa olmaz olan sağlığın bütün unsurlarını geliştiren, hı hı, teknoloji fakülteleriyle ve bölümleriyle beraber kurduk. Yani peki kurucu vakfın amacı aslında sağlık ve teknolojinin bir arada olduğu bütün alanlara gerekli iş gücünü yaratmak mı? Araştırmalara mı ağırlık vermek? Nedir tam olarak kuruluş amacı? Kurucu vakfımız bizim üniversitemizin kuruluşundaki bütün bu düşünceleri ve dünyadaki örnekleriyle de değerlendirerek ve bugünü, geleceği ve daha sonrasını yansıtacak bir planla akademi sektör işbirliğini ve yetkin insan yetiştirmek, nitelikli yetkin insan yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu sektörde çok iyi yaşamış ve görmüş bir kültürden geliyor. Hmm. Bu bizim belki de en büyük gücümüz. Çünkü üniversitenin içerisindeki öğrenci eğitimine ve öğrencilerin staj imkanları ve sonrasındaki diğer sektördeki işbirliklerinin akışına baktığımızda aslında bütün hikaye, bütün hedef öğrencinin seçtiği meslekte nasıl yetkin olabilir ve kendisini nasıl keşfedebilir, hmm, ve bitirdikten sonraki birçok farkındalığıyla şaşıracağı konuları üniversite sıralarında nasıl yaşayabilir ve öğrenebilir, bunun derdindeyiz. Ve sağlıktan gelen bir kültür olduğu için de, hmm, bütün fakültelerimizdeki birimlerimize bu enerjiyi ve düşünceyi aktarmaya çalışıyoruz. Dün de programımızda yetkinliklerden bahsetmiştik tam da. Yani aslında üniversitelerin verdikleri diplomalarının logolarındansa çocuğun kendini nasıl donattığı, artık mezun olurken o çantasına neleri topladığı daha önemli. Becerilere, çok önemli, yetkinliklere bakıyor iş dünyası çok diye. Önemli. Neden? Çünkü bu anlamda sağlıkta da deneyimle çıkabilmesi için bir uygulama çok önemli. Yani biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Diş hekimliği seçen bir öğrenci, işte hastane imkanları, işte tıpı seçen hastanesi var mı? Bunlara bakıyorlar çünkü. Siz nelere öncelik veriyorsunuz yetiştirirken? Şimdi eğitimde bu yetkinliği yakalayabilmek için alfabenin ilk harfinden başlar gibi kısa bir özet geçmek isterim. Eğitim materyali çok önemli. Mesela bizim şu anda kütüphanemizde, bütün alanlarımızda, fakültelerimizdeki bütün mesleki alanlarda öğrencilerimizin 7/24 ulaşabileceği dijital kaynaklara ve eğitim materyallerine ulaşmalarını sağlıyoruz ki 600 bine yakın dijital kitabımız ve yaklaşık 60 bine yakın da dijital dergiye ulaşma imkanı sağlıyoruz. Bu çok önemli. Hı. İkinci ayak olarak bu uygulamaların aldıkları temel eğitim bilgilerin uygulandığı laboratuvar imkanlarını çok üst düzeyde. Aslında bu olmazsa olmaz, her üniversitede olması gereken. İşte bizim farklı bir şekilde dizayn etmeye çalıştığımız nokta bundan sonrasında başlıyor. Bizim akademik kadromuzun içerisinde mutlaka sektörde çok önemli yerlere gelmiş insanlardan oluşan bir grubumuz var. Biz bu yetkinliği oluşturabilecek ve gerçek hayata mesleki olarak başladığında öğrencilerimizin neler olabileceğini görmelerini çok önemsiyoruz. Bunun için de bu mentörleri davet ediyoruz. Birkaç örnek vermek isterim. Örneğin tıp fakültesindeki benim bir genel cerrahi profesörüm şu an uluslararası sağlıkta dünyanın bütün ülkelerinden gelen insanlara bir metabolik cerrahi uygulayan ve çok başarılı olmuş bir akademisyen. Yine mimarlıkta bir hocam,
Türkiye'deki ve dünyadaki çok önemli projelerde şu anda imzasını atmış ve öğrencilere bu ufku gösterebilen ve o noktaya ulaşabilmek için neler yapmaları gerektiğini gerek eğitim anlamında gerekse mesleki tecrübe anlamında aktarabilen bir insan. Bu fikri oluşturmak, öğrencilerin kafasında bu fırtınayı yaratmak... Yani ilham da olabilecek evet, bu çok önemli, çok önemli. Var. Diş hekimliğini sordunuz. Mesela şu anda bizim 8800 metrekarelik bir alanda... teknolojik olarak çok üst düzeyde, standartların çok çok üzerinde ve İstanbul'un merkezinde her yerden ulaşabilecek konuşlandırdığımız ve açılışını yaptığımız uygulama ve araştırma merkezimiz, ağız diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezimizin içerisinde çok önemli, alanında çok çok başarılı akademisyenlerin de adapte edildiği bir sistemle onların bu işte nasıl başarılı olunur ve nerelere gidilir noktasında çok önemli bir o hem eğitim anlamında da hem de mentor etkisi anlamında da bir yapı oluşturmuş durumdayız ki bu hedefli olan bir öğrenci için zaten gerekli olan şeyler bunlar. Bu arada multidisipliner yani bölümler arasında da çok ciddi hem dersler anlamında hem toplantılar anlamında hem çalıştaylar anlamında insan hareketliliğini, öğrenci hareketliliğini çok önemsiyoruz ve bunun özellikle bilgiye olan açlığı, motivasyonu, konsantrasyonu çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Diş hekimliği yani içindeki hastanesi... yani çok özür diliyorum. İçindeki enerjiyi dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Hı. Öğrencinin kabiliyetini ve enerjisini dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bence. Ondan sonrası zaten sağlamış olduğumuz ekolojiyle beraber çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Diş hekimliği hastanesinden bahsettiniz. Hastaneniz var mıydı İstanbul'da? Hastanemiz şu anda bizim bir üniversitemize ait bir uygulama araştırma hastanemiz var. Bir afiliyasyon protokolü sonrasında Kolan Hastaneler grubuyla yapmış olduğumuz iki lokasyonda uygulama araştırma hastanemiz var ve öğrencilerimizi özellikle tıp ve hemşirelik öğrencimizi, sağlık bilimleri öğrencilerimizi, eczacılık öğrencilerimizi buraya yolluyoruz. Onun dışında Topkapı yerleşkemizde 400 yataklı oldukça kompleks ve teknolojik imkanları yüksek bir üniversitemizin kendisine ait bir hastane projesi de hızla devam ediyor ve çok yakın bir gelecekte bu da öğrencilerimizin hem eğitimine hem de araştırmalarına sunulacak. Şimdi biraz Ar-Ge'den bahsetmek istiyorum ama Ar-Ge'yi açılışta bahsettiğim eczacılıkla da bir araya getirelim mi? Çünkü hani mezuna ol ve eczane aç devri artık kapanıyor dedim ya anonsta, doğru mu dedim bilmiyorum. Çünkü artık eczacılığın çalışma alanlarına baktığımızda endüstriyel eczacılık görüyoruz. Yani önceden neydi? İlacı satardı. Şimdi ilacı üretsin noktasına geldi. Önemli ve değişik çalışma alanlarına işaret ediyorlar artık. O yüzden hem bir eczacılık örneğini verip bir de Ar-Ge konusunda nelere yatırım yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz anlatır mısınız? Tabii. Çok kıymetli bir nokta burası. Bizi seçen öğrencilerimiz özellikle de araştırıp bu üniversitenin eczacılık fakültesinin temel amacı nedir diye araştırdıklarında keşfettikleri ve hakikaten heyecanla bizi tercih ettikleri bir alana bahsettiniz. Endüstriyel eczacılık aslında Türkiye'deki bütün eczacılık alanının geleceği. Çünkü serbest eczacılıkta siz de bilirsiniz ki çok ciddi bir yığılma ve tıkanma durumu söz konusu. Ki devlet bunun önüne geçmek için değil mi kota açıklamıştı vesaire evet. Adımlar atıldı bununla ilgili evet, geçtiğimiz çok, yıllarda. Çok somut adımlar atıldı evet. ve endüstriyel eczacılık aslında bütün dünyada bütün ülkelerin gelişmek istediği, büyümek istediği bir alan. Ekonomik getirisi çok yüksek, istihdam imkanları çok yüksek. Ve hakikaten ülkeye de çok farklı bir ufuk açacak bir alan orası. Ve bizim kurucu vakfımızın da ülkemizin en önemli yerli endüstriyel ilaç firmalarından birine sahip olması bizim buradaki en büyük gücümüzü yansıtıyor ki şu anda imkan dahilinde 10 bin metrekare civarında bir Ar-Ge laboratuvarında öğrencilerimiz henüz öğrencilikten bir ilacın fikri nasıl oluşur? Daha sonra bu klinik çalışmaya nasıl çevrilir? Onun sonrasında bir ürüne nasıl dönüştürülür ve bunun yasal olarak da bir ürüne, inovatif bir ürüne dönüşmesi ve ülkede ve dünyada pazarlanması nasıl gerçekleştirilir? Bütün aşamaları, üretiminden tutun pazarlamasına kadar bütün aşamaları görmek ve kendilerini orada nerede görüyorlarsa o noktada eğitim alma imkanları var ki İSTÜ Eczacılık Fakültesi'nin bence çok farklı özelliklerinden bir tanesi burası. Şimdi hep vurguladığınız şeylerden biri oldu aslında Ar-Ge, sektöre hazırlanmak öğrenci için. Bursluluğu kaçırmayalım.
Şimdi malumunuz ekonomik koşullar, vakıf üniversitesi düşünen aileler burs imkanlarını çok merak ediyorlar. Bu anlamda politikanız nedir? Biz kuruluşundan bu yana hakikaten özellikle hedeflerimize bizi götürecek öğrenci popülasyonuna davet edebilmek için yüksek burs oranlarında devam ettik. Ve bu yılda tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesinde koşulsuz %50 burs veriyoruz. Yine mühendislik fakültemizde 9 çok kıymetli bölümümüz var. Burada tam burs veriyoruz, adeta bir kamu üniversitesi gibi çok güçlüyüz. Yine sağlık fakültelerinde ve İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'nde de %50 burs uygulama politikamız var. Şimdi bu saydığınız alanlar hep sürekli bir yenilenme ve adaptasyon gerekiyor ya. Yani siz şimdi kendi hekimlik yıllarınızı düşünün, bir de öğrencilik yıllarınızla kıyaslayın. O bilgiler hemen değişiyor, güncelleniyor. Birinci sınıfta gördüğünüz şey mezun olana kadar belki geçerliliğini yitiriyor. O yüzden biraz genel anlamda sağlık tercih edeceklere tavsiyeleriniz, uyarılarınız varsa onları almak istiyorum. Aslında sağlık düşünüldüğünde benim her konuşmamda bahsettiğim, dünya ve insanlık var olduğu sürece popülaritesini kaybetmeyecek bir alan sağlık. Burada önemli olan günceli yakalayabilmek, boşlukları görebilmek, fırsatları değerlendirebilmek. Bakın dünyada şu anda genç nüfus çok, özellikle gelişmiş ülkelerde çok azalmış durumda oran olarak. Ve uluslararası anlamda da baktığınız zaman sağlıktaki yetişmiş nitelikli personelin istihdam noktasında hiçbir sorunun olması imkansız. Burada önemli olan o boşlukları dolduracak ve dünyadaki trendleri görecek, teknolojiyi bilecek, teknolojiyi kullanacak ve özellikle de bilişime doğru giden sağlığın uygulamalarını anlayacak bir eğitim sistemini kurup ona göre yerinizi almanız lazım. Bunu sağladığınız takdirde sağlıktaki popülerite ve gerçekten memnuniyet verici dönüşlerin ben değişeceğini hiç düşünmüyorum. Sağlık her zaman mesleki olarak fırsatlar sunan bir alan ve dünyada ve ülkemizde hala sağlık alanında çok ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı var. Burada önemli olan, tekrar ediyorum, geleneksel geçmişte kalan eğitim yapısını değiştirerek günümüzü ve geleceği görecek bir eğitim yapısı ve sonrasındaki kariyer planını yapabilmekte. Sağlıkta ön lisansı pek konuşmadık. Meslek yüksekokulunu bir konuşmak istiyorum. Sizde de ağız ve diş sağlığı, anestezi, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri. Doğru mu söyledim hepsini? Bu yıl sadece ağız ve diş sağlığı öğrencisi alıyoruz. Kendi hastanemiz açılana kadar diğer bölümlerin öğrenci alımına bir süreliğine ara verdik. Ağız ve diş sağlığı. Ağız diş sağlığı. Aslında baktığınız zaman İSTÜ'nde hep bir devam eden bir kurgulama süreci var ki az önce endüstriyel eczacılıkta özellikle şunu belirtmek isterdim. Bizim lisans üstünde de ülkenin çok nadir programlarından biri olan İlaçlı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde master ve yüksek doktora programlarımız var ki burada endüstriyel eczacılığa gönül koymuş ve o konuda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere de bir yol açıyoruz. Aynı şey yine ağız diş sağlığı bölümündeki ön lisans programındaki yani öğrencilerimiz. Yani lisansı tamamlamak istese önü açık mı bunun da? Kesinlikle ve ben özellikle aday öğrencilere şunu belirtmek isterim. Eczacılık alanında ülkemizde çok ciddi bir akademisyen boşluğu var. Ve bu manada özellikle hedefinde akademisyen olmak isteyen öğrencilerin eczacılık alanında bu yolculuğa çıkmalarını ve kariyer planlamalarında bunu düşünmelerini özellikle tavsiye ediyorum ve bilgilendirmek istiyorum. Ya geçen sene boş kontenjan kalmıştı tıpta. Biz de konuşmuştuk. Tıpa ilgimi azalıyor. Çocukların gözü mü korkuyor? Tam da çünkü pandemiye denk geldi ya, gördük yani ailesini vesaire bırakıp iş başa düştü ve 7-24 bu çocuklar hep çalıştı. Evet, hep özveri isterdi bu meslek ama hani pandemide de bunu bir hayli gördük. Yani minnettarız onlara dedik. Yani kendilerini riske atacak derecede sahadaydınız sizler. Evet, evet. Dolayısıyla acaba dedik hani ne oldu, niye boş kaldı kontenjanlar? Bu sene %3 gibi çok az da olsa tıp kontenjanı artmış görünüyor. Böyle bir yorumunuz var mı? Yani çeşitli branşlara ilgi azaldı, daha çok parayı önceliklendiriyor diyebilirsiniz. Ya da yani bu o döneme has bir şeydir, tıpa ilgi azalmıyor. Sizin gözleminiz nedir? Biraz kamuoyunda doktorların bütün hayatı ve yaşantıları bu pandemiyle beraber bütün toplumun öğreneceği şekilde bir durum aldığı için bir etkilenme durumu söz konusu olabilir. Ama bir taraftan da tabii eğitimin birazcık ağırlığını yine bu noktada, uzun ve meşakkatli bir eğitim olmasının bu noktada. Ama yine de baktığımız zaman hani iş garantisi, kariyer yolculuğunda alternatifli birçok faktörün olması, tıbbın
güncelliğini hiçbir zaman kaybettirmiyor ve bence kaybettirmeyecek de. İngilizce bölümlerde birazcık boşluk oldu. Burada da aslında yani aday öğrencilerin bu manada konsantrasyonlarını şu şekilde geliştirmesi lazım. Bugün dünyaya hakikaten doktor ihraç eden bir noktadayız. Çünkü Türk hekimleri hakikaten siz de bilirsiniz, zaman zaman bunları sizinle konuşuyoruz. Türk hekimlerinin yetkinlikleri ve başarıları dünya çapında, bütün dünya ülkelerinde çok sayıda temsilcimiz var. Sağlıkta, dünyada sağlık turizmi gelirlerimize baktığımızda da aslında hala çok yerini bulamamış, daha iyi olması gereken bir potansiyele sahibiz. Giderek yükselen yalnız. İlk 5 ülke arasındayız dünyada, uluslararası sağlıkta ve ben bunun çok daha artacağını düşünüyorum ki bu az önce bahsettiğim boşluk kalan İngilizce tıp kontenjanlarına aday öğrencilerin bir kez daha dönüp bakmalarını öneriyorum. Çünkü dünyada gelecekte de çok ciddi bir hekim ihtiyacı baş gösterecek. Bu kesin. O yüzden İngilizce eğitim veren tıp fakültelerindeki mezuniyetlerin özellikle uluslararasılaşma noktasında, globalleşme anlamında onlara çok yeni ufuklar açacağını ve bu manada bir alternatif oluşturacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyhan Alkan bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Kavram Yayınları'nın sunduğu Yolun Başındayken programı devam edecek. Kavram Yayınları'nın sunduğu Yolun Başındayken programı devam ediyor. Evet, konuğumuzu yolcu ettik, kaldık biz bize. Biraz rakamlara boğayım mı sizi? Hani biraz sağlıkta rakamları paylaşalım. Bu yıl 118 tıp fakültesi öğrenci alacak. Birazdan kontenjanları yine paylaşırız. Az önce söylemiştik, %3'lük bir kontenjanda artış bekleniyor diye. Hocamızın yorumu da önemliydi tabii. Hani tıp eğitimine ilgi azalmıyor. O böyle geçen sene boş kalan kontenjanları tamamen buna bağlayamayız dedi. Ama bu sene ne olacak merakla bekliyoruz. Genel anlamda sağlıkta kontenjanlar boş kalır mı? Öyle bir risk var mı? Hangi alanlar daha riskli kontenjanlarda? Onları sorarız birazdan eğitim danışmanımıza da. Şimdi bir tıp fakültesinin kontenjanlarına buyurun bakalım. Hatırlayalım. 18.362 idi. 18.910 oldu. Değişim yüzdesi %3. Başarı sıralaması şartı var. Bunu vurguluyoruz zaten biliyorsunuz 50.000. Diş hekimliğine bir bakalım. Diş hekimliğinin de görelim neymiş. 9.264'tü. Bu sene çok az bir, yine görüyorsunuz artışla, %4 bile değil. Onda da başarı sırası şartı var. 80.000 sayısalda. Eczacılığa da bir bakalım. Eczacılıkta bir hayli artış var. Bir cümle dikkatinizi çekti mi? Az önce Seyhan Hoca da dedi ki eczacılıkta akademisyene de ihtiyacımız var. Sadece sektör çalışanına değil dedi. Ve özellikle endüstriyel eczacılığın altını çizdi. Klinik eczacılığı vurgulayan var. Fitoterapi, bitkilerle tedavi. Aslında dünyada da bir yükselen trendde bu anlamda. Hani bazı aileler diyormuş ki çocuklarına ya ne yapacaksın işte eczane mi açacaksın? Yani efendim klasik eczacılık anlayışından nereye evrildiğimizi biraz görelim. Biraz ufkumuz açılsın diye bunları söylüyoruz. Zaten ileri araştırma yapmak isteyenler bitkilerle tedavi, fitoterapi bunları biraz inceleyelim lütfen. Ve endüstriyel eczacılık vurgusu da önemliydi. %12'ymiş kontenjanımız, 4.742, 100.000 başarı sıralaması şartı. Şimdi evet, sağlıkta işler sağlıklı mı, yolunda mı, bunları sorarız ama dün bir sınav sonuç kağıdı incelemiştik. Demiştik ki koca bir sınav sonuç kağıdının en alt sağ tarafına bakıyorsunuz aslında. Diğerleri işte doğru sayısı, yanlış sayısı bu diyen aileler, ki ailelerin özellikle bu konuda kafası biraz karışık. Hani onlar sadece sınav performansını gösteriyor. Tercih yaparken işimize yaramayacak bilgiler demiştik. Buyurunuz eğitim danışmanı Nur Erdem Özeren gelsin. Hem sağlıklı bir şekilde sınav sonuç kağıdını okuyor muyuz? Onu görelim. Hem de tercih taktikleri alalım. Buyurun. Üniversite aslında bir network merkezi. Hedeflerden bir tanesi sektöre işe girmesi. Sektörün aradığı özellikleri düzeyinde sertifikalar veriliyor. 3 gün ilgili kurumda çalışıyorlar. 2 gün geliyorlar, burada derslerini alıyorlar. Ajans yapısında çalışıyorlar ve sektöre de hazırlanıyorlar. Hem çevreye duyarlı hem toplumu geliştirip dönüştürebilecek bireyler olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Elleyerek, yaparak
öğrenecekler, onu hiç unutmayacaklar. Doğru. Bunu anlamaları için mesleki bir staj sürecinden geçmeleri gerekiyor. Öğrencilerin özellikle projelere, araştırmalara girmeleri lazım. Mevcut olanın dışındakini de tahayyül etmek, hayal etmek, düşlemek gerçekten çok kritik. Önceden mezun olurdunuz. Yani biraz zamanınız olurdu, bir yabancı dil eksikliği varsa gider tamamlardınız, bir staj yapardınız. Şimdi artık gençler işi de o kadar zor ki yeni dünya düzeni onlara diyor ki öğrenci misin? Tamam, başka ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Kısmi zamanlı bir yerde çalışıyor musun? Bir şey üretiyor musun? Ne yaptın toplum için? Bir durum yapacağım toplum için bir şey. Yani şu diplomayı bir alayım, şimdi mi yapmam gerekiyor hepsini? Evet. Eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Erdem, şimdi bu sınav sonuç kağıdımıza bir bakalım. Ben dün uzun uzadıya anlattım. Ne olur tabloyu baştan yorumlamaya kalkışmayalım, tamam mı? Aynen öyle, gerek. Dedim ki en sağ altta yerleştirme puanları ve başarı sıraları yazan yere dikkat edeceğiz dedim. Orada da hatta puan değil, başarı sırasına dikkat edeceğiz dedim. Bu kadarı yeterli bugün. Bence bu kadarı yeterli. Tamam. Şimdi bu öğrencimiz sayısalcı mı? Bakıyoruz. Evet, sayısal puanı var. Bir yorumlayalım. Evet. Hem sayısalcı hem de dilden de girmiş. Çok var böyle dilden de şansını deneyenler. Çünkü dilde sıralamada iyi bir sıralama yapınca alınabilecek burslar, kimi vakıf üniversitelerine girip çap yapma gibi alternatifleri düşünebiliyorlar. Buradan bakınca sayısalcı gibi gözüküyor. Ama mesela sayısalda bu sıralamayla girmek istediği bölümü ve üniversiteyi diyelim ki yakalayamıyor. Ama benzer bir kariyer yolculuğuna onu eşit ağırlıktaki sıralama belki de götürebilir. Düşük gibi gözükse de eşit ağırlık sıralaması, eşit ağırlıktaki başarı sıralarının kendi içindeki yorumuyla sayısaldaki aynı olmadığından tüm alternatifleri değerlendirsinler diye bunun gibi bir başarı grafiği olan genç için bunu söylemek mümkün. Şimdi ben tekrar şuradan bakayım, yakından göremedilerse en azından sınav sonuç söyleyelim, kağıdı tamam. Elinde olanlar için başarı sırası 24.006 eşit ağırlıkta. Evet. İyi mi? İyi tabii. Tamam. Yani bakıyorum. Fena değil. Sayısalda 5540. Evet. Yani ama bu öğrencimiz rahatlıkla mühendislik istiyorsa mühendislik, değil mi? Tıpta da birçok yere girebilir. Tıpta da 5000'le. Şansını deneyebilir. Bayağı iyi bir diş hekimliği, başarı. Eczacılık başarılı bir başarı evet. Sırası. TYT puanı oluşmuş, ona zaten muhtemelen onu kullanmaz. Evet, bu sıralamadaki bir öğrenci kullanmaz. TYT'ye kimler bakıyor çünkü? 2 yıllık program yazmak isteyenler, yani ön lisans programlara gidecek olanlar bakıyor ve değerlendiriyor. Hı hı. Orada da 2 yıllıklarda da sıralamanın düşük gözükmesinin sebebi 4 yıllıklarda hakkını kullanan birçok kişinin işte böyle TYT puanı hesaplanıyor. Doğru. Şimdi bu arkadaşımız biraz başarılı ama diğerleri daha bir somut olabilir, daha iyi bir örnek olabilir bizim için. Hani hep diyorsunuz ya, şu kadar önden başlasın, bu kadar da arkadan başlasın. Tamam, çok güzel. Bu değiştirdik, diğer kağıda geçtik. Bunun üzerinden yapalım o yorumu da. Tamam, yapalım. Bu da çok başarılı. Fazla başarılı. Ya. Biraz daha böyle sıralaması örnek düşük de olan verelim. Birisinden örnek de gidebiliriz. Örnek de verelim. Yani diyelim ki ben 50.000'inciyim. Evet. Bu da başarılı. Yani fena değil ama 50.000'inci bile olsa benim yıllardır kullandığım şöyle bir oran var. Bölü 2 çarpı 2. Ha. Yukarıya doğru 25.000'e kadar gitsin, aşağı 100.000'e kadar insin. Ne zamana kadar bu formül geçerli? Her yıl geçerli. Ne, yani hangi sıralama için geçerli? Yani bütün ilk 500.000'e kadar... 1 milyonuncu olsam da 1 milyonuncu olsan da geçerli. Çünkü 1 milyonda da 500.000 ile 1 milyon arasındaki oynamalar daha yüksek oluyor. Yani her yıl şöyle düşünelim, yüzdesel düşündüğün zaman daha doğru oluyor zaten Görkem. Hı hı. İlk 10.000'deki oynama 1000 kişi ise... İlk 100.000'de 10.000 kişi olabiliyor, 1 milyonda 100.000 kişi olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla o yüzdesel oynamalar çok ciddi etki ettiği için hep aynı oranı kullanabiliriz. Buradaki mesele şu, o bölü 2 çarpı 2'yi yapmak havuz oluşturmak için, yani tercih listesindeki alternatifleri çıkarmak için iyi. Evet, burada var öyle tamam, bir aday mesela. Mesela burada bir tane öyle evet, örneğimiz Sözel'de var. Sözel'de 800.000'inci olmuş, eşit ağırlıkta 961.000'inci olmuş. Doğru. Sayısalda 1.194.000. Mesela bu aday 400-500.000'leri de yazabilir. Çünkü eşit ağırlıkta mı? Her ikisi için eşit ağırlıkta 960.000, 500.000'den başlayabilir. Sözel'de sözel'de 800.000, 400.000'den başlayabilir. Puana hiç mi bakmayacak? Hiç bakmayacak. Hiç bakmayacak. Hiç bakmayacak. Geçen seneki sıralamaya bakacağım. Geçen seneki sıralama ile kendi bu yılki sıralamamı karşılaştıracağım. Tamam anladım. Bunu karşılaştırırken de aslında o bölü 2 çarpı 2 niye yapıyoruz? Her yıl adayların talepleri değişiyor. Yani mesela konuşuyoruz değil mi? Geçen sene sağlık sektörüne bir miktar talep azaldı diyoruz. Belki bunu görüp bu sene artabilir talepler. Hı. Ve sıralamalar bambaşka bir hal alabilir. Son yıllarda yazılımla ilgili bölümlere talep artıyor. Talep artınca ne oluyor? Başarı sırası yükseliyor.
oraya insanlar yerleştiğinde diğer taraflarda talep düşmüş oluyor. Dolayısıyla bunun etkisiyle yıldan yıla başarı sıralarının değişme ihtimali çok yüksek. Tercih havuzunu bölü 2 çarpı 2 yapsınlar ama şunun altını çizmek lazım Görkem. En yukarıya en yüksek sıralaması olan üniversiteyi yazmasınlar onu ya. Onu söyleyeceğim. Heh. İsteğime göre mi sıralayacağım? Evet. Yoksa oradaki sıralamalara göre mi? Yani hani işte bu daha yüksekteymiş sıralaması. Evet. Ben bunu yazayım. Girme ihtimalim yok. Yazdım. Ya girersen? Bir alttakinde aklın kalacaksa niye onu yukarı yazıyorsun ki? O zaman önce istediklerimi sıralayacağım. Sonra bu bölü 2 artı 2 kuralına uyuyor mu ona bakacağım. Doğru. Uyuyorsa istek sırasına kalabilir, göre devam öyle ettireceğim. Yani ben aynı şeyi şöyle diyorum. Diyorum ki önce havuzunuzu oluşturun. Bölü 2 çarpı 2'yi yaptıktan sonra aslında hangi şehirleri istiyorum? Vakıf üniversitesi yazacaksam ne kadar bütçem var? Hı. Hangi bölümleri istiyorum? Hangi üniversiteleri istiyorum? Bunu sınırladıktan sonra ortada da bir havuz çıkıyor. Onu kendi içinde istek sırasına göre dizmek gerekiyor. İsteği de neye göre belirliyorsun? İşte fiyat bir kriter mesela vakıf üniversitesi yazacaksa. Üniversitenin bulunduğu şehir bir kriter. O bölüm bir kriter. Aynı bölümde birden çok, aynı listede birden çok bölüm olabiliyor. Bunların tamamı için kendi için bir puan versin. Desin ki psikolojiyi ben işletmeden daha çok istiyorum. Tamam. Onun puanı daha yüksek olacak onun için. Psikolojileri işletmenin üstüne yazacak. Hı. Altta daha düşük sıralı bir tercih yer alabilir. Tamam. Hiç fark etmez. Tamam. ÖSYM şuna bakıyor. Bire neyi yazdıysan seni önce oraya yerleştirmeye çalışıyor. Olmazsa ikiye geliyor. O yüzden sıralama ÖSYM'ye ben en çok bunu istiyorum diye bir liste vermek anlamına geliyor. Böyle baksınlar. Sıralamayı çok iyi anladık. Şöyle biraz oturarak devam olur, edelim. Tabii buyurunuz. Ki. Şimdi son olarak şu tercih uyarısı da önemli. Genel anlamda yani ister meslek yüksekokulunu seçsin, ister lisans programlarını seçsin. Hani bu çift ana dallar, yan dallar hep merak ediyoruz ya. Onları tercih yaparken yazıyor mu bunun önü açık diye? Yoksa biz bunu özel araştırmayla mı bakacağız? Araştırmamız gerekiyor. Şimdi çift ana dalda, yan dal biraz daha kolay. Birçok üniversitede biraz daha kolay, özgür bırakıyorlar. Çünkü sertifika veriliyor. Çift ana dal ikinci diplomayı almak demek. İkinci diplomayı her üniversite farklı kriterlerle veriyor. Kimi üniversite var ki diyor ki içeri girdikten sonra istediğin her yerle çift ana dal yapabilirsin. İstersen bir sene uzasın okulun, istersen iki sene. Kimi üniversitede her bölüm sadece belli bölümlerle çift ana dal yaptırtabiliyor. Dolayısıyla çift ana dal yaparım hayalini üniversite bazlı araştırsınlar bir. Ya ben sosyolojiye puanım yetiyor ama hayalimde psikoloji var. Ya gireyim oraya nasıl olsa psikolojide yaparım bunu yan dalı. Yok. Diyebilir mi? Yani bununla tercih yapılmaz. Böyle olmaz. Zaten yapmayı düşündüğün bir bölümün yanında düşüneceğin bir şey olmalı. Yani arka kapıdan dolaşmak için yapıp ya yapamazsan çift ana dalı. Hmm. Yani çift ana dalda sınır var. Her üniversite izin veriyorum. Gerçi diğer üniversite bile kontenjan veriyor. Çift ana dal daha zor, evet. Her ikisinde de zor. Hmm. Çift, yan dalda da şöyle bir durum var. Yan dal senin o istediğin, hedeflediğin bölümün diplomasını sana vermediği için onun eğitimini almak çok da yeterli olmayabiliyor. Hı. Bir de şunu kaçırıyorlar bazen ki bu konuda çok yanlış bilgi veren çok fazla kişi var. Hukuk istiyorum, 130 bininci oldum. Uluslararası ilişkilere gireyim, hukukla çap yaparım. Yapamazsın abicim. Çünkü girdiğin sene başarı barajında yok isen... Yok, sana diplomayı vermiyor. Evet, yani sonradan niye seni alsın? O zaman herkes aynı yöntemi yapar. Bunu gerçekten düşünen mi var? Düşünen var, bilgisini böyle veren var. Ne yazık ki uzman olduğunu söyleyip de o sorulara evet yapabilirsin diyen yok var. Yok öyle bir şey. Yapamazsın. Ya bugün giremiyorsan yarın niye alacak seni? Sıralama barajı girmek için değil, diplomayı almak için. Sıralama barajını o diplomayı vermek için koyuyor ÖSYM. Aynen öyle. Bu sene girmedin, seneye gir koşulu diye bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. İyi, tamam, bu da uyarı da önemli. Başka var mı bunun gibi çok da her yerde denmeyen, önemli, gözden kaçmasın uyarıları? Şöyle, yani sayısal verileri yorumlarken yapılan şöyle bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Yığılmalar konuşuluyor her yığılma sene. Yığılma ne hocam ya? Nerede yığılıyoruz? Yani, sıralamada yığılma olmaz Görkem. Yığılma. Sıralamada yığılma olmaz. Çünkü Türkiye'de sayısalda 91 bininci bir tane. Yığılma nerede oluyor? Puanlarda oluyor. Belli puan türlerinde, belli puan aralıklarında daha çok öğrencinin yığıldığını görmüş oluyoruz. Bu yığılma lafını kullanan birçok kişi ne yazık ki bu yorumları yapmadan kullanıyor. Ama bunu en çok Salim abi konuşur. Salim Ünsal, senin de sık sık konuk ettiğin. Salim abinin yığılmalarla ilgili yaptığı yorumu kullandığı nokta şurası.
sayısalcı öğrencilerin eşit ağırlık puanı ne kadar hesaplandı? Hmm. Eşit ağırlıkçı öğrencinin sözel puanı ne kadar hesaplandı? Evet. Yığılmadan bunun yorumunu çıkarmadığın sürece burada yığılma olmuş hocam. Bunun size bir artısı etkisi yok. Yani siz sıralamaya hani bakacaksınız. Şöyle bakmak yanlış mı? Burada yığılma var, oraya hiç girmeyeyim. Yok öyle bir şey. Şey olabilir yok öyle mi? Bir şey. Tamam, o zaman bunu da doğru anlayacağız. Evet. Bir de bunları duymasın canım şimdi. Orada yığıldı, burada yığıldı. Önce dediğimiz gibi ne istiyorum ben? Evet, evde evet, ne var? Evet. Bununla nasıl eşleşeceğim? Sakin sakin, daha da var 8 Ağustos'a tabii, kadar. Tabii tabii, çok uzun zaman var. Değil mi? Bir de senin 2 gün önceki yayınında, 2 ya da 3 gün önceki yayında söylediğin çok güzel bir şey vardı. İstediği, hedeflediği bir proje olabilir, bir yaşam biçimi olabilir, bir genel olarak bir hedefi olabilir. İnsanlara yardım etmek mesela. İnsanlara yardım etmek amacına tek bir bölümden gitmiyorsun ki. Aynen öyle. Ya da o diğer hedeflediğin şeye tek bir bölümden gitmiyorsun ki. O hedefine seni götürebilecek alternatif yollara bakmak lazım. O alternatifleri çıkartmak da çok zor değil aslında bakarsan. Değil. Yakın bölümler oluyor. Her bölümün mezuniyetlerini eşleştirmek olabiliyor. Geçen gün yayında Venn şeması çizdim böyle. Evet. Kesişim noktasına baksana diye. Evet, yani evet. Çünkü bazen çok alakasız değil mi bu iki bölüm diyor. Yok, ikisinin içinde de tasarım var. Var. Evet. Bir şeye işaret ediyor. Evet. Ya o yüzden şöyle yaza çize bir düşünerek, evet, araştırarak, kendine soru sorarak, sizin gibi uzmanlara soru sorarak güzel geçecek. Ve bu sene biraz daha olumlu gibiyiz geçen seneye göre sanki. Yani önümüzdeki sene biraz daha zor olabilir. Öyle bir fark var gerçekten. Evet. Yani gelecek sene liseden mezun olacak aday sayısı, bu 60-66 ay konusunun 4+4+4'ün mezunları geldiği için ilk defa yaklaşık 900-1 milyon mezun yerine 1,5 milyondan fazla mezun verilecek. Çok etkileyecek. Dolayısıyla gelecek sene eğer YÖK bütün vakıf üniversitelerinin ve devlet üniversitelerinin kontenjanını %40-50 arttırmazsa, ki muhtemelen arttırmayacak, doğru, seneye girmek daha zor olacak. O yüzden herkes bu sene bir şekilde girmeye çalışacak. Evet. Ve ne yazık ki herkes bir şekilde girmeye çalışacağı için de vakıf üniversiteleri eğitim ücretlerini geçen sene eksik ve yanlış hesapladılar, bu sene biraz daha yüksek tutuyorlar gibi bir algı oluyor. Hı. Gerçekçi olmak gerekiyor. Vakıf üniversiteleri kaliteli akademisyenlerle iyi bir eğitim vermek için bu, evet, bütçelere ihtiyaçları, evet, var. Son bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Ellerine bunu alıp da koyup ben bunu buraya nereye girebilirim diye kimseye sormasınlar. Tercih böyle yapılmaz. Tercih böyle yapılmaz. Tercih masada yapılmaz. Bir kalkın. Evet, bir evet, kendinize gelin, evet, bir ayağa kalkın. Masada tercih mi olur? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok eğitim sağ olun. Eğitim danışmanı Nur Erdem Özören bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarındayız. Hafta içi de görüşmek üzere. Saat 16.15'te bekleriz efendim. Hoşçakalın. Kavram yayınları Yolun Başındayken programı